etaplarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu arz ederim efendim. Sözlerimin başında bugün bizim dinimizin ve inancımızın önemli bir günü ve 3 ayların başlangıcı. Cenab-ı Allah 3 aylarda yaptığımız ibadetleri, kendisine yakarışlarımızı, dualarımızı kabul etsin. 3 ayların hürmetine hem huzurun, hem sükunun, hem birliğin artmasına vesile etsin. Aynı zamanda da karşı karşıya kaldığımız musibetlerden bizi, kötülüklerden bizi muhafaza etsin. Kıymetli arkadaşlarım, yaklaşık bir ay önce böyle bir toplantıya karar verdiğimizde, toplantı esas asayiş müdürleri toplantısıydı. Sayın bakanlarım, biz yıl biterken ve başlarken yaklaşık 1,5 aylık periyot içerisinde bütün birimlerimizle bir araya geliriz. Ve ilgili biten yılın bir değerlendirmesini yaparız. İlgili yılın da, yani içinde bulunan veya gelecek yılın da hem stratejilerini hem de yapabileceklerimizi ortaya koymaya çalışırız. Eksiklerimiz, aksaklarımız. Örneğin dün gece yarısına kadar 1,5-2 idi. Biz Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ndeydik. Hangi projeleri yaptık, hangi projeleri gerçekleştirdik? Dün sabah itibariyle de Antalya'daydık. Narkotik Daire Başkanlığımızın tüm Türkiye'deki narkotik birimlerimizin toplantısındaydık. O toplantılar 3-4 gün devam ederler ve karşı karşıya kaldığımız riskleri, neler yaptığımızı, neler yapamadığımızı ortaya koyduğumuz ve yılın son ayıyla ilk ayı içerisinde bu tip değerlendirmeleri yapmaya çalıştığımız, bazen saklığı da olur, toplantıları gerçekleştiririz. Asayiş müdürleriyle toplantıyı yapalım dediğimiz andan itibaren, yani yıllık asayiş olaylarında ne noktadayız, nasıl bir noktadayız değerlendirmesini yapalım dediğimiz andan itibaren, arkadaşlarımızla yaptığımız müzakerede, daha doğrusu istişarede, acaba biz bu konuda aile içi şiddet ve kadına karşı şiddette mücadele eden arkadaşlarımızla ruberu, karşı karşıya bir gelsek mi? Çünkü Adalet Bakanlığımızın bu konuda hakikaten çok ciddi çalışmaları var. Aile Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Diğer bizimle beraber olan paydaş bakanlıklarımızın ve paydaş kurumlarımızın çalışmaları var. Ama burada en önemli meselelerden bir tanesi, bu olayın her bir tarafı birbiriyle ilgili, her kurum birbiriyle ilgili ve safa safa bazıları mücadelede, mücadelenin engellenmesi, bazıları rehabilitesi, bazıları kanuni çerçevesi müdahale edilmesi, ama bütün kurumların hem aldığı kararların, hem yaptığı işin, hem sürecin birbiriyle bu kadar ilintili olduğu bir süreci belki de kendi içimizde tarif etmekte bazen zorlanabiliriz. 21. yüzyılın pek çok güvenlik meselesi aslında birden çok şıkkı olan bir soru gibidir. Ve doğru cevap hepsi seçeneğidir. Yani tek bir sebep yok. Tek bir çözüm de yok. Terör, düzensiz göç, uyuşturucu gibi sorunlarda birbirini tetikleyen, besleyen ve simbiyotik ilişki içerisinde olan pek çok değişken var. Bu sorunların çözümünde bütün bu değişkenleri göz önüne alan yaklaşımlara da ihtiyaç var. Ben arkadaşlarıma söylüyorum. Eğer alışkanlıklarımızla bu meselelere bakarsak, geçmiş rutinden ayrılma kabiliyetimiz gittikçe azalır. Hem çok çalışmalıyız, hem sahayı iyi bilmeliyiz ve tanımalıyız, hem sahanın reflekslerini iyi bir şekilde ölçmeliyiz. Ama bütün bunlardan da yapmamız gereken, buna ait çözümlerimizi, rehberliklerimizi ve tedbirlerimizi eski alışkanlıklarımız, tecrübelerimiz, bilgilerimiz, değişen ve dönüşen ihtiyaçlar çerçevesinde hep birlikte ortaya koymalıyız. 40 yıldır mücadele ettiğimiz bölücü terörde bugün bir kazanım elde edildiyse, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terör örgütünü mağaradan çıkamaz hale getirebildiysek, terörle mücadeleye, terörle mücadeleyi de ekleyebildiğimiz finans kaynağı olan
uyuşturucuyla mücadelede de çıtayı yükselttiğimiz, lojistik kaynağı olan belediyeleri tekrar milletin hizmetine verdiğimiz, sınır güvenlik duvarları ve diğer önlemlerle örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesine çektiğimiz, ikna çalışmaları yaparak teslimleri arttırdığımız, ama bütün bunları yaparken de Allah'a hamdolsun hukukun içerisinde kalarak, adaletin içerisinde kalarak bunları yaptığımız içindir. Yani attığımız adımları tartışmaya açık hale getirmediğimiz içindir. Ve karşı karşıya kaldığımız geçmiş süreçlerdeki bir takım eleştirileri ve bu konuda elde ettiğimiz tecrübeleri bugüne yansıtmadığımız içindir. Ve bu konuda hep birlikte büyük bir mücadeleyi ve sinerjiyi birlikte taşıdığımız içindir.